Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 3. bölümün 8. köşe taşıyla konularımıza devam edeceğiz. Dik üçgeni yarıladık. Şimdi 3.8'de Öklid'in dik kenar bağıntıları var. Onları birlikte çözelim. Önce açıklamalı çözümle başlayalım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Şimdi Öklid'in dik kenar bağıntılarında daha önceki sayfalarda hemen şöyle bir tekrar yapalım isterseniz. Şurada bakın bu açıklamalı çözüme bakalım. 3.7 daha öncekinden videodaydı. Burada ne yapmıştık? H kare eşittir P çarpı K. Zaten bu en önemli formülümüzdü. Öklid'in ilk formülü diyebiliriz. Şimdi ise dik kenar bağıntısında şöyle bir formülümüz, hatta iki tane formülümüz var. Bu ABC dik üçgeninde yine dikten dik indirildiği için buraya C, buraya da B kenarı dediğimizde C ve B. Şimdi bu dikin H noktasının sol tarafına P, sağ tarafına da köşeye kadar olan kısma da K diyeceğiz. Tamamı da A'dır. Şimdi C'nin karesi. C'ye yakın olan kenar P ile P artı K'nın yani A'nın çarpımıdır. Bunu ister P çarpı A diye öğrenin, isterseniz C kare eşittir P çarpı bazı hocalar P artı K da diyebilir. Şimdi B'nin karesini aldığımda ise bu sefer diğer formüle geçelim. B kare. Şimdi B'ye yakın olan kenar K olduğu için o zaman K çarpı yine K artı P ya da P artı K zaten aynı şeydir. Bu P ile K'nın toplamı zaten bize A'yı vereceği için şuradaki P artı K yerine buradaki aynı şekilde şurada parantezi unutmuşum. Bunun yerine A yazarsak P çarpı A da olur. P çarpı P artı K'da olabilir. Burada da K çarpı A olacak zaten. Evet devam ediyoruz. Yani başlayalım o zaman rehber sorumuzun çözümüne. Şimdi bak aynı şekilde 4'ün karesi 16 eşittir. X çarpı X artı 6. Şimdi arkadaşlar burada ikinci dereceden denklem çözümü olabilir. Ama biz burada değer verelim. Mesela X'e 2 verdiğimde 2 ile 6'yı toplarsak 8 yaptı burası. 8 çarpı 2'den 16 elde ettiğimiz için x de buradan 2 santimetre çıkacaktır. Ha şöyle yaparsam bak. Hocam ben buradan gittim çıkmadı diyorsan eğer x kare artı 6x şurada eşittir 16 vardı. Sen bu 16'yı karşıya atacaksın. X kare artı 6x eksi 16. Evet soru şu an biraz uzuyor ama yapacak bir şey yok. X. Burası 8 kere 2'dir. Bu artı 8 bu da eksi 2 olmalıdır ki denklem tam sağlasın. Topladığımızda artı 6 çarptığımızda artı eksi 16'yı versin. Şimdi bunları x artı 8 ve x eksi 2 diye yazıyoruz yani. Bak birinden bunu sıfıra eşitlersen x eşittir eksi 8 olamaz. Neden? Çünkü bir kenar negatif değer alamaz ki. Bundan da x eşittir artı 2 gelir zaten doğru cevabımız da artı 2 olacaktır. Evet geçtik birinci soruya. Burada bakış açısını değiştirmemiz lazım. Şuradan bakan bir öğrenci için şuraya B ya da C fark etmeyecektir. 2 kök 5'in karesi. 2 kök 5'in karesi eşittir. Şimdi 2 kök 5'e yakın olan kenar 2 çarpı 2 artı x diyeceğiz arkadaşlar. 2 çarpı 2 artı x. Şimdi 2 kere 2'den 4. 4 kere 5'ten burası 20. 2 çarpı istersen dağıtabilirdin. Fark etmeyecek. Bu 2 ile 20'yi sadeleştirdiğimizde 10. 2 ile neyi toplarsam 10 yapar? Tabii ki de 8'i. Doğru cevap Adana olmalıdır. İkinci soruda dik üçgen HABC'ye dik. AB'yi vermiş X. AB'ye X diyelim. AC'de 2X olsun. Anlaştık mı buraya kadar? Tamam. Şimdi BH. Ne diyelim arkadaşlar buraya? Buraya A diyelim. A diyelim. HC de o zaman K çarpı A olacaktır. Burada K çarpı A olmalıdır. HC arası K çarpı A olacaktır. Peki bak bu soruda X kare eşittir. Öklid bağıntısının dik kenar bağıntısını yapalım. A çarpı A artı K çarpı A. Şimdi A'yı yazdık. Sonra bunun tamamı A artı K çarpı A olmalıdır. Şimdi diğer taraftan geldiğinde 2x'in karesi 4x kare eşittir. Bu sefer k çarpı a
çarpı bunun yine toplamı. Toplamı da zaten a artı k çarpı a olacaktır. Benim bu a'larım biraz sıfıra benzeyebilir. Bunlar sıfır değil arkadaşlar. A'dır. Anlamışsınızdır. Şimdi biz burada her iki tarafı birbirine oranlarsak. Bak a artı k çarpı a'lar gitti. Buradaki a ile de buradaki a gider. X kare ile de x kare gider. Şurada gizli bir kaldı. Tabii burada da gizli bir kaldı. 1 bölü 1 bölü 4. 1 bölü 4 eşittir 1 bölü k. O zaman buradan bir içler dışlar çarpımından k eşittir 4 gelecektir. Ki zaten sen burada a'yı bulamazsın, x'i de bulamazsın. O yüzden sadece senden k değerini isteyebilirler. K da buradan 4 çıkmış oldu. Doğru cevabımız C olacaktır. Üçüncü soru. Dik kenar uzunlukları 15 ve 20 santimetre olan dik üçgen biçimindeki bir kartonun sol kısmı AH boyunca sağ kısmının üzerine katlanmış. B noktası burada B üssüne denk gelecek. Buna göre B üssü C yani şu soru işaretiyle gösterdikleri kısım kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar burada 15, 20. Biz buraya x dersek bak burada x olacak. Hani sen burayı katladığında B üssü buraya denk geliyor ya. Burada x olacak. Çünkü BH, HB üssü oldu. Bu arada bu 15, 20, 25 özel dik üçgen değil mi? Evet. Şimdi bak. Şuradan yapalım. Hani orayla bir işimiz kalmadı. Burası zaten soru işareti olan kısım. 15'in karesi. 15'in karesi eşittir. 225 zaten. 15'e yakın olan dik kenar burası H ya. Dik 90 derece. X çarpı tamamı. X çarpı 25 tamamı zaten özel dik üçgenlerden 25 çıkmıştı. Ben bu 15'in karesini 15 çarpı 15 diye yazarsam. Yani uzun uzun işlemleri uğraşmayalım. 5'e böldüm 3. 5'e böldüm 5. 15'i de 5 ile sadeleştirdim 3. 3 kere 3'ten x buradan 9 çıktı. Şimdi bak şıklarda 9 yok. Neden? Sen buraya x demiştin. 9. Bu da 9 o zaman. 9 9 da b'den B üstüne kadar olan kenarın 18 santimetre. Tamamı 25 ise 25'ten 18'i çıkarttığımızda geriye 7 santimetre kalacak. Üçüncü sorunun cevabı da Denizli olacaktır. Umarım anlaşılmıştır. Evet, geçiyoruz bir sonraki sorumuza bakalım. Sanırım 3.8'i bitirdik. Evet. Gelelim 3.9'a. Evet, şimdi burada da açılarına göre üçgenler var. Şimdi açılarına göre üçgenlerde en çok bilmemiz gereken birinci kuralımız 30, 60, 90 özel dik üçgenidir arkadaşlar. Özel dik üçgendir. Konu başlığımız zaten dik üçgen. Şimdi burada derecelerini yazmamız lazım. Evet. Küçük baloncuk derece işareti. Şimdi açılarına göre özel dik üçgenlerde iç açıları, bak şu açıklama kısmını okuyalım. 30, 60, 90 olan dik üçgenlerin kenarları arasında sabit bir oran vardır. Yani bunlar değişmez. Buna göre oran değişmez. Buna göre 30 derecenin karşısındaki kenar uzunluğu k birim ise 60'ın karşısındaki kenar k köküçtür. Hipotenüs de 2'nin katıdır. Yani bak, şimdi 90'ın karşısı 2k ise 30'un karşısı bu hipotenüsün yani 2k'nın yarısı k olacaktır. 60'ın karşısı da bu k'nın köküç katı olacaktır. Bunları bileceğiz arkadaşlar. Biraz ezber olabilir. Evet, bakalım sorumuza devam edelim. 3.9'un rehber sorusu. ABC üçgeninde ABC açısı 30 derece, 4 ve 3 köküç yazılmış olduğuna göre ACX kaç birimdir diye soruyor. Şimdi ben A'dan bir tane dik indirirsem, dik indiriyorum. Buranın 90 derece olması gerekiyor. Şimdi bu 90'sa zaten B açısı 30 derece. O zaman buraya 60 derece kalacaktır, değil mi? Şimdi bak 30, 60, 90'ı yakaladım. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısında bu indirdiğin kenar yarısıdır. 2 birim. 60'ın karşısı da bu küçük olan sayının köküç katı. Yani burası 2 kök 3. Şurayı karalıyorum. 3 kök 3 unutma. Burada, bu noktaya da H noktası diyorum şu köşeye. H yani dik olduğunu göstermek için. Tamamı 3 kök 3 ise burada kök 3 mü kaldı? Evet. Acaba burada bir özel dik üçgen var mı yok mu bilemeyiz. Biz ne yaparız? Garanti almak için Pisagor bağıntısını uygularız.
X kare eşittir. Önce 2'nin karesini alalım 4 artı. Sonra da kök 3'ün karesini aldığımızda 3 geldi. X kare 7 ise X de burada. Her iki tarafın kare kökünü alıyorduk yani şöyle. Kökünü aldım. Kare ile kök gittiği için X eşittir. Kök 7 birim gelecektir. Yani AC uzunluğu kök 7 olmalıdır. Evet devam edelim. Bakalım cevabımız kök 7 doğru. Geldim birinci soruya. Şimdi ne vermiş? Bakalım hemen. ABC üçgeninde 60 dereceyi vermiş. 6 ile 2 kök 13 vermiş. İkisi soruyor. Tamam bak. Hemen A'dan bir dik indir. İndirdik mi? Tamam. Ha, C'den de indirebilirdin. Ama 6'yı kaça kaç böleceğini bilemezdik. O yüzden biz en iyisi A'dan dik indirelim. Ve 6 birimi de bozmayalım. O zaman burada 30 derece olacak. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı yarısı. Buraya H demiş olalım hemen. 60'ın karşısına da 3'ün kök 3 katı düşer. Yani 3 kök 3. O zaman buraya da ne diyelim arkadaşlar? A birim. H'tan C'ye kadar olan kısma A dedik. Bu üçgende A, H, C'de Pisagor bağıntısını uyguluyorum. 2 kök 13'ün karesi eşittir. 3 kök 3'ün karesi artı A'nın karesi. Şimdi A'yı bulduğumuzda A'yı atıyorum 7 bulduysak 7 buradan 3 buradan cevap 10 diyeceğiz. Tabii 7 çıkacak mı bakalım. 2'nin karesinden 4, 4 kere 13 eşittir. 3'ün karesinden 9 kere 3 kareyle kök gidiyordu burada hatırlarsan. Artı A kare. Şimdi burası 4 kere 13, 40, 12 daha 52. 52 eşittir. 27 artı A kare. 27'yi karşıya atıp 57'den hemen çıkarttığımda 5, 2, 25 kaldı. Neyin karesiydi 25? Tabii ki de 5'in karesidir. O zaman A kenarımız 5 ise toplamda buranın tamamı da 8 santimetre olacaktır. Doğru cevap Adana olmalıdır. Geldik ikinci soruya. Şimdi ikinci soruda biraz daha değişik bir soru tarzı. Yine basit arkadaşlar. B'yi 90 derece vermiş. C açısına da 30 dereceyi vermiş. Bak buranın tamamı 60 derecedir. Şimdi 90'ın karşısında 16 birim varken 16 santimetre. 30'un karşısı 8. 60'ın karşısı B'den C'ye kadar olan kenarın tamamı 8 kök 3. Şöyle biraz yazıların üzerine geldi. Buraya 8 kök 3 dedik. Şimdi arkadaşlar bize BD lazım. BD'yi bulursak X'i 8 kök 3'ten çıkartarak buluruz. Bakın burada 8 var. 10 var. O zaman 3, 4, 5'in 2 katı 6, 8, 10 olmalıdır. Yani BD kenarımızda 6 santimetre çıktı. O zaman 8 kök 3'ten 6'yı çıkarttığımızda X kenarını buluruz. Zaten öylece kalmalıdır. Doğru cevap Bursa olacaktır. Yani köklü bir ifadeden tam sayılı bir ifadeyi asla çıkartamıyoruz. Doğru cevabımız Bursa oldu. Devam ettik. Şimdi üçüncü soru. Tavana dik durumda olan bir salıncak gergin şekilde ok yönünde 60 derece döndürüldüğünde salıncağın oturağının yerden yüksekliği 30 santimetre artıyor. Buna göre salıncağın uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar salıncağın uzunluğuna ben x dersem. Şurayı şöyle kesikli çizgilerle devam ettiriyorum. Evet buraya kadar gelsin. Şimdi gençler burası 90 derece. Yani ben burayı dik yere paralel çektiğimi düşünüyorum. Burası yerden yüksekliği 30 santimetre artıyormuş. O zaman haliyle burada 30 değil mi? Aynı hizadalar bunlar. Burada 30 santimetre oldu. Peki tamamı ipin tamamı x santimetreydi yere kadar. Bak burası x santimetreydi. Şu H, buraya A, buraya da B noktası diyelim. H'tan A'ya kadar olan yere de x eksi 30 kalmaz mı? Evet. Zaten bu ipin kendi uzunluğu x. O zaman burası 30 derece değil midir? Evet. Bak şimdi. Elimizde AHB üçgenimiz var. AHB. Şöyle. Burası x eksi 30. Burası zaten x. Burayı bilmiyoruz. Orada çok önemli değil. Burası 30 derece. Burada 60 derece. Şimdi 90'ın karşısını x ise onun yarısını aldığında sana 30'un karşısı olan x eksi 30'u vermelidir. Değil mi? Bunu içler dışlar çarpımı olarak yapsak. 2x eksi 60 eşittir x. X de buradan 60 geldi. Bunu buraya 60 ile karşı atıyoruz. Şimdi zaten benden ne istiyor? Salıncağın uzunluğunu. Salıncağın uzunluğu en başta x demiştik ya. O x'i de zaten ne bulduk arkadaşlar?
60 santimetre bulduğumuz için doğru cevabımız Edirne olacaktır. Evet, böylece bu testi de bitirmiş olduk. Geçelim bir sonraki köşe taşı 3.10'a. Bunu da çözelim arkadaşlar bu videoda. Önce bir açıklamalı çözümümüze bakalım. Burada şimdi yine bir başlığımız var. 45-45-90 özel dik üçgenimiz var. Ve bu 30-60-90'dan daha basittir. 60 değil, 90 olacak burası. Evet. Yine bu özel bir dik üçgendir. Özel dik üçgen. Şimdi arkadaşlar, ikizkenar dik üçgen de denilebilir buna. Şimdi 90 derece ise ve bu iki kenar birbirine eşit ise, buraya K, buraya da K dediğimizde açılar zaten 45-45 derece olmalıdır. Bir tane kenarın, şimdi her iki kenar birbirine eşit ya, K'ya K. Bir kenarın herhangi birinin, fark etmiyor, zaten ikisi de aynı, kök iki katına eşittir hipotenüs. Dik kenarlar birbirine eşit, K'ya K. Hipotenüs, bu bir tane kenarın kök iki katı. İkizkenar dik üçgen ya da 45-45-90 özel dik üçgenimiz. Geçelim rehber sorumuza. Şimdi bak, burada yine ABC üçgeninde 45, 6 kök 2'yi onu vermiş. X kaç birimdir? Hemen A'dan bir dik indirecek miyiz? Evet. Buradan ben bir dik indirdim. Burada 90 derece olacak şekilde. Şimdi burada 45 ise burada 45 kalacak. Doğru mu? Evet. O zaman şuraya H noktası dersek, bu BH ve AH birbirine eşit olmalıdır. Burada hani K'ya K demiştik ya. K'nın kök 2 katını aldığında cevap 6 kök 2 çıkmış. Yani neyin kök 2 katı var burada? 6'nın. O zaman bu K dediğimiz kenarlara burayı silip 6 yazabiliriz. Burada 6. Şimdi sağ taraftaki AHC üçgenine bak. 6, 8, 10. Burada 8 çıktıysa B'den C'ye kadar olan kenarda 14 santimetre çıkmalıdır. Doğru cevabımız 14 birimdir. Santimetre ya da birim. Ya birimleri çok fazla takılmayın. 14 çıktı işte cevap. Cevabımız da doğruymuş. Geldik birinci soruya. Burada ben bir 5, 12, 13'ü yakalayacağım gibime geliyor. 13'ü görünce dayanamıyorum. Hemen 5, 12, 13 neredesin diye araştırıyorum. Bakıyorum etrafıma, sağıma, soluma. Şu an bulamadım tabii ki. Evet, ABC dik üçgen. Gördük zaten 90 derece. ADB 45, o da yazıyor, gördük. 13, onu da gördük. 5, onu da gördük. Şimdi bak, A, B, D üçgeninde bura 45 derece ise karşı açı da 45 değil mi? Yani diğer açı 45, 45, 90. O zaman bu AB, BD ile eşit ikizkenar üçgendir. Bura 5, burada 5 olmalı ki 5'in kök 2 katı alınmış olsun. Mantıklı mı? Evet. Bak, yavaş yavaş 5, 12, 13'e geliyoruz. Bura 5 ise, burada 13 ise, burada 13 santimetre ise, B'den C'ye kadar olan kenarın tamamının 12 olması gerekir. 12'nin 5'i buradaysa geriye de 7 kalacak. Doğru cevap Ceyhan olmalıdır. Evet, geldim ikinci soruya. Şimdi arkadaşlar, 105'i, 30'u, 6'yı zaten görüyoruz şekil üzerinde. AB kaç santimetredir diye soruluyor. Şimdi ben bu 30'u kullanmam gerekiyor. Acaba 30-60-90 elde edebilecek miyiz? Hemen A'dan bir dik indiriyoruz. İndirdiğimiz noktaya H diyelim. 90 burada 30 olduğu için burası da 60 derece olmalıdır. 105'ten 60'ı çıkarttığında geriye de 45 derece kalır. O da sol taraf. 45 derece. Buraya kadar her şey yolunda. O zaman 90'ın karşısındaki kenar 6 santimetre ise 30'un karşısındaki kenar 3 santimetre olmalıdır. Şu 60'ı biraz daha şöyle küçük yazayım. Burada 3 kök 3 olmalıdır. Doğru mu? Şimdi bak, 90 derecenin sol tarafı da yine 90 derece. Burada 45 olduğu için burada 45 derece. O zaman bu BH, H, A birbirine eşit. Yani AH 3 ise BH da 3. İkizkenar dik üçgen 45-45-90'ın özelliği de kök 2 katı olmasıydı. Yani x de buradan 3 kök 2 C şıkkı olacaktır ikinci sorunun cevabı. Evet, böylece geçiyoruz 3. sorumuza. Son sorumuz sanırım aynen. Bakalım ne vermiş? Hemen şöyle ben biraz şekli büyüteyim ya. Hep küçük küçük çözdük bu videoda değil mi?
Hiç de uyarmıyorsunuz. Ne demiş bakalım? Genişliği 80 santimetre olan bir baza, şekildeki gibi 30 derece açıldığında uç noktasının baza tabanına uzaklığı 40 santimetre. Yani şura 40 santimetreymiş. Hemen böyle bir çizelim burayı ya. Şöyle, burası 40 santimetre. Tamam. Buna göre baza 15 derece daha açıldığında uç noktasının baza tabanına uzaklığı kaç santimetre artar? Yani diyor ki sen bunu bir 15 derece daha açarsan şöyle bir şeyler olacak. Değil mi? Genişliği 80 santimetre olan bir baza demiş ya. Yani burası aslında uzunluğu demek istiyorlardı arkadaşlar. Uzunluğu diye düşünelim biz onu. Burası 80 santimetre. Burada zaten dik açıydı. Doğru mu? 90'ın karşısı 80, 30'un karşısı 40. Orada bir sıkıntı yok. Tamam. Peki bundan sonra ne yapacağız? Bak. Bunu sen 15 derece daha açtığında şurası 15 derece. Bunun şimdi bu bazaya uzaklığı kaç santimetre olacak? Onu bul. Atıyorum sen burayı 60 buldun. Bura 40'tı. 60 oldu. 20 arttı dersin. Tabii şıklarda öyle bir şey yok. Neden? Bak şimdi. Kırmızıyla yazıyorum. Bura 15 derece ya. 30 da alt tarafta vardı. Bura 45. Burası 45 derece. Bura 90 olduğu için haliyle buraya da yine 45 derece kalacak. Zaten sen bazanın genişliğine yani uzunluğuna 80 demiştin. Soruda vermiş. Şurada. Burası 80 derece ise biz buraya x, burada x diyebilir miyiz? Evet. Neden? Çünkü bunlar ikizkenar dik üçgen oluşturmuş oluyor. X'in kök 2 katı 80 santimetreye eşitmiş. O zaman ben neyin kök 2 katını alırsam 80 yapar. Şimdi ya her iki tarafı kök 2 ile sadeleştirip buradan köklü ifadelere geçeceksiniz. Ki burada da zaten eşlenik kavramı var. Kök 2 ile hem payı hem paydayı çarpmamız gerekiyor. 80 kök 2 bölü kök 2 kök 2 kök 4, o da 2 diye çıkar. 80 ile de 2'yi sadeleştirirsek 40 kök 2 buluruz. Ya böyle buluruz ya da şöyle yaparsın, bak pratik yöntem anlatayım. Şimdi bir sayının kök 2 katını alınca 80 gibi bir tam sayı çıkmışsa şöyle yap. Önce 2'ye böl 40, sonra da yanına kök 2 yaz. Gerçekten bunu kök 2 ile çarpınca 80 elde ediyor musun? Kök 2'ler çarpılınca kök 4'ten 2 yapmaz mı? Evet. 40 kere 2'den 80 hallettin mi? Hallettin. Bak bu daha pratik ve basittir. O zaman arkadaşlar x'i 40 kök 2 bulduğumuz için 40 kök 2'den 40'a kaç santimetre bir artış var? Şöyle diyeceğim. 40 kök 2 eksi 40 santimetre kadar artar uzaklığımız. Yani doğru cevabımız Adana olmalıdır. Üçüncü soruyu da Adana dedik. Adana Ceyhan doğru. Ceyhan doğru. Evet arkadaşlar. Beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım videolarımız sizler için faydalı oluyordur. Geometri temelinizi sağlam bir şekilde güçlendirip üzerine daha çok fazla şeyler katabilirsiniz. Evet, videoyu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.